Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber JavaScript'te set interval ve set timeout kavramlarını görüyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle nedir bu set interval? Set interval vermiş olduğumuz belirli bir milisaniye boyunca belirli aralıklarla bir fonksiyonu, bir işlemi gerçekleştirmeye yarayan fonksiyonlardır aslında. Set timeout ise yani gene aynı şekilde vermiş olduğumuz bir milisaniye değerine göre ilgili fonksiyonu yalnızca bir kere çalıştırıp durdurmak için yani bir kere çalıştırıp durmak için tasarlanmıştır. Ne demek istiyorum? Örneğin biz her 5 saniyede bir ekrana selam yazdıralım. Bunun için bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Selam yaz dedim. Set interval dedim. İki parametresi var. Birincisi bizden fonksiyon istiyor. İkincisi ise ben diyor kaç saniyede bir çalışayım. Ben bunu diyorum ki sen her 3 saniyede bir yani 3000 milisaniye 3 saniyeye tekabül ediyor. Sen her 3 saniyede bir console.log 3 saniyede bir ekrana selam yazıyorum dedim. Ardından da bir de function selam yaz 2 diyelim. Buna da set timeout dedim. Daha sonra sen diyorum ki 10 saniye sonra selam ben 10 saniye sonra çalıştım diyelim. Selam yaz ve selam yaz 2 fonksiyonlarımı çağırdım. Dönüp sayfamı yeniliyorum. 3 saniyede bir ekrana selam yazıyorum dedi. Bir kez daha yazdı. Bir kez daha yazdı ve 1 saniye geçtikten sonra selam ben 10 saniye sonra çalışırım dedi. Ama görmüş olduğunuz gibi set interval her 3 saniyede bir ekrana selam yazıyorum dedi. Evet. Bir kere daha. Evet, görmüş olduğunuz gibi her 3 saniyede bir ilgili fonksiyonumuzu çalıştırdık. Bir de şöyle basitçe bir örnek yapalım. Diyelim ki P rastgele sayılar diyelim. Hatta şöyle yapmayalım. Random numbers dedim. Şuraya gelip let p element dedikten sonra document get element by id random number elementini aldım. P elementin inner HTML'ine diyorum ki math.floor dedim. Math.random dedim. Çarpı 100 artı 1 dedim. Şöyle de her 3 saniyede bir buradaki sayılar değişmektedir deyip tekrar bakalım. Önce sayfamı yeniledim. 3 saniye geçti. Inner HTML of 0 dedi. Inner text vardır o zaman. Oops. Sayfamı yeniliyorum. 1, 2, 3 dedim. Inner text 0 dedi. Bakalım. Şöyle durdurdum. Şuraya da selam yazalım. Oops. Selam dedim. Console.log p element nokta inner html dedim. Inner html'nin olmadığını söyledi. Oops. Şöyle yaptığım zaman p elementini seçememişiz biz. Neden? Random numbers. Çünkü script tag'ım
yukarıda olduğu için eğer bunu böyle yaparsam ve inner HTML'ine tekrar gidersek, selam yaz, selam yaz ki tekrar çalıştırdım. Sayfamı yeniledim. Her 3 saniyede bir buradaki sayılar değişmektedir. 25 dedi. Bir 3 saniye sonra 37 dedi. Bir 3 saniye sonra 21, 90. Görmüş olduğunuz gibi her 3 saniyede bir farklı farklı sayılar üretip ekrana yazdırabildik. Bunu güvenlik için düşünebilirsiniz. Örneğin her 10 saniyede bir buradaki sayılar değişir ve oradaki sayıları girip o an doğrulama yapmak vesaire gibi böyle bir şey olabilir. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası için MGN set interval yazarsanız MGN JavaScript set interval dediğimde görmüş olduğunuz gibi size ilgili dokümanı sağlıyor olacak. Aynı şekilde JavaScript set time out dediğimde birçok kaynak var bunun için. Tabii biz MDN'e gidelim. Burada örnekleri siz de görebilirsiniz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki JavaScript dersimizde görüşmek üzere.